Adım dertli dolar, suyum akar, yalap yalap benim adım dertli dolar, suyum akar, yalap yalap böyle emreylemiş ağlam. Derdim vardır inilerim, böyle emreylemiş ağlam. Anın için inilerim, Hannan Allah, Mennan Allah, tüm dertlere derman Allah. Hannan Allah, Mennan Allah, tüm dertlere derman teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabii ki derdimizin dermanı Allah'tan. Tüm dertlere de derman olsun inşallah. Ancak kalpler Allah'ı andıkça zaten huzur bulur. Onu ne kadar anarsak biz de o kadar huzurlu oluruz diyelim. Besmele ile inşallah bu şekilde de başlamış olalım. Efendim bugün benim çok değerli dostum ve ülkemizin de en önemli keman sanatçılarından, özellikle halk müziği alanında her yerde aranan isimlerden çok değerli dostum Ertuğrul Coşkun hocamız, konuğumuz. Bugün meşk yapacağız. Güzel örnekler inşallah dinleteceğiz sizlere. Bir yandan da güzel bilgiler vermeye çalışacağız. Halk müziği özelinde genel itibariyle müzik konuşacağız. Değerli dostum Ertuğrul hocam, hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk Hasan hocam. Güzel bir ortama geldik. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Burada kendimizi dile getireceğiz anladığım kadarıyla. Evet. Çeşitli konularda bizi izleyen, dinleyen, genel anlamda izleyici kitlesine elimizin yettiğince bilgiler vermeye, İnşallah. Gücümüzün şeref yettiğince verdim. Çalışacağız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi son zamanlarda kemana karşı bir Türkiye'de bir ilgi var. Yani önceden gitara karşıydı bu ilgi. Şimdi bakıyoruz neredeyse yarı yarıya. Hani sen de kurslar veriyorsun, dersler veriyorsun bir yandan. Ciddi bir ilgi var. Önce bunun nedenini sorayım. Sonra merak eden, bizi izleyenler illaki merak ediyor olacaklardır. Özellikle çocukları için. Kemanla başlamanın bir yaşı var mıdır? Bu soru doğru bir soru mudur? Gibi o sürece girelim. Kemana ilgiyi neye bağlıyorsun? Yani
Tabii sosyal medyanın burada birçok avantajlarından birisi, tabii dezavantajlar da var. Evet. Çoğu zaman çeşitli yerlerde konuşuyoruz, hasbihal ediyoruz ama öyle zannediyorum ki sosyal medya ve ergenlerin kendi kendini çeşitli ortamlarda arkadaşlarının izlencelerde izlemeleri, ifade etmiş, ne bileyim, tabii bu ifade biçiminde kendini çalgılarıyla ifade eden arkadaşlarına özenti daha çok bu anlamda şahsımca çocuklarda seçici bir rol üstleniyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu konu hakkında bunu söyleyebilirim ama icrasal anlamda işte veliler, öğrenciler gelip keman çalabilir miyim, şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir. Herkes yapabilir aslında. Ben şöyle diyorum Hasan Hocam. Telefonun ucunda seni diyor ki ben bunu yapamam, ben icracı olamam. Hani çalmak demeyeceğim, icra etmek daha doğru bir ifade şekli, biçimi. Ben işte keman çalamıyorum onların deyişi. Hayır, sen yapabilirsin bunu. Neden yapamıyorsun? Telefonu açtığında karşıda alo anne bu kimin numarası dediğin zaman ya da bir caddede herhangi bir yerde yürüdüğünde bakıyorsun. Karşıdan gelen ya da arkandan gelen bir otomobil mi, bir otobüs mü, bir kamyon mu? Bunu seçebiliyorsan demek ki senin algıların bu seslerdeki neyi titreşimi algılayabiliyor, evet, demek ki. Evet. Ha, bizim avantajımız neydi bu anlamda? İcra edilen yerlerde yetiştik ve bu doğrultuda biz biraz yönlendirildik. Biz çocuklarımız da aynı şekilde. Ha, her çocuk gerçekten buraya yönlendirilebilir. Burada hani insanları tamamen böyle olur böyle olur diye, tabii ki bu işte bilimsel araştırma yapan insanların tezlerini çürütmek anlamında şahsi kanaatimi, evet, söylemek isterim ben. Küçük yaştaki çocukları öncelikle üzerinde hazır ses olan çalgılarla, o ilk ana sesleri işte diyoruz ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, işte genel isimlerini kullanıyorum. Şimdi ne demek üzerinde ana seslerin hazır olduğu, ses hazır sesler olan, ne demek? Yani şöyle diyeyim. Mesela bir kanun çalgısı. Biz Türk, evet, piyanosu diyoruz buna. Öyle değil, evet, mi? Evet. Bunun üzerinde akort yapıldığı takdirde bütün sesler hazır bir şekilde komaları ayarlıyorsun. Sistem dokunduğunda bulursunuz. Dokunduğunda hazır sesi buluyor. İşte ne bileyim, bir gitar olabilir. Türk müziği çalgılarından yine bahsedecek olursak bir bağlama olabilir. Evet. Bir ud perdesiz olmasına rağmen diğer çalgı, çünkü tuşedeki alanı daha, ses bulma alanı daha geniş olduğundan dolayı doğru ses öğrenebilme açısı, işte tambur, evet, olabilir. Bu tip enstrümanlarla başlaması ya da işte üflemelilerden blok flüt ya da piyano gibi, evet, mandolin gibi, bu tip çalgılara yönlendirilip ilk başta bu sesleri kavrayabilmesi. Şahsi kanaatim bu. Tekrar söyleyelim burada, izleyiciler, dinleyiciler de bunu böyle bilsinler. Şahsi kanaatim. Evet. Kaç yıllık ben eğitimciyim, müzik eğitimcisiyim. Evet. Ha, bu demek değil ki böyle de böyle olmuyor. İşte ilk başta kemana başlayamaz mı? Tabii ki herhangi bir çocuk ilk başta keman çalabilir. Ama temellendirmek için. Evet. Yurt dışında mesela 5 yaşında, 4 yaşında bizim hocalarımız var. Ben bir Rusya'da eğitim alan bir Azeri hocam vardı. Ellerinden, evet, öpüyorum, Rafael Bey. Buradan da selam olsun. Belki denk gelir sosyal medya aracılığıyla. Küçük yaşta Rusya'da onlar hani şey zamanında, Sovyetler zamanında eğitim alıyorlar. Bir değişik bir disiplin sistemleri var onların, evet, açıkçası. Hani bizdeki yapılan musikide o disiplin sistemi olsaydı bizler, ben hep öyle diyorum, dünyada herhalde bizim önümüze kimse geçmez. Biz kavruyoruz hemen, tamam, kenara bırakıyoruz. Evet. Yani benim çevremde gördüğüm insanlardan ya da işte müzik piyasasında, camiasında gördüğüm insanlardan bahsedecek olursak. Çocuk alıyor ilk önce bir yay eğitimi. Bu çok özellikli, çünkü ilk önce doğru düzgün bir ses çıkartabilmesi lazım. Evet. Yani hani mesela ben hep şöyle ifade ediyorum burada. Bunu da şöyle anlatıyorum öğrencilerime. Mesela birisi anlatıyor, bir hikaye anlatacak. Ne anlatacak? Atıyorum, evet, görüyor musun? Tarihte, Türk tarihinin çok şanlı bir hikayesi var. Hikaye demeyelim de, çok şanlı bir Türk tarihi var. Görüyor musun? Ama bir tarafta bir başka bir anlatım sistemi. Evet arkadaşlar, çok şanlı bir tarihimiz var diyen basit
ve sesteki tonlama ve vurgulamayı yapan insan arasında fark var değil mi? Tabii. Şimdi aynı şekilde çalgıda da bu aynı durum söz konusu. Evet. Kendini ifade edebilme durumu söz konusu. İşte ne bileyim çalgıda icrası ifade unsurlarını kullanan müzisyenleri biz çevremizde çok daha iyi. İşte bak ne kadar o duygu güzel, aktarımı daha iyi. Ne kadar güzel ifade unsurlarını kullanıyor. İşte bak burada kendisini anlatabiliyor. Ne kadar virtüöz olursanız olun ama o ifadeyi yakalayamadığınız zaman bir şey ifade yani bir şey donukluk oluyor. Yani ben tabii. Başka bir bakış açısıyla. Peki bu çalgının eğitim sürecinde şimdi yaş unsuru noktasında hoca ne dersin? Hoca da yani yaş unsuru konusunda ya yine şahsen ben genel itibariyle ilkokul değil de ortaokulda öğrenci hani tabii ki profesyonel anlamda aile çocuğu müziğe yönlendirecekse tabii ki daha ön yaşlarda olabilir. Ev içerisinde ama, de müzikal bir ortam vardır. Belki anne baba yani zaten kulak belirli bir şekilde o tampere seslerle işte ne bileyim makamsal seslerle doluyor. Eğer evde bir bahsettiğin gibi bir müzik unsuru söz konusuysa ama hobi amaçlı yapacaksa ben mesela daha çok şey yapıyorum. Hep böyle kaçmışımdır yani hani böyle. Daha küçük hep yaşlardan. Böyle. Ha mesela bazı velilerim, öğrenci velilerim bana bu konuda şey derler. Abi sen kendine haksızlık ediyorsun hocam. Böyle değil ama o çocukların yaşına inmek belki de bana mı hani zor geliyor bilmiyorum ama onlarla şey yapmak lazım. Mesela küçük bir şey yapıyor. Aa tatlım, harikasın, süper. İşte oğlum aferin be. Bazen bizler de bunu okulda yapıyoruz biliyorsun. Tabii. Ben bilim sanat motivasyon merkezi öğretmeniyim. Önemli, evet. Evet. Burada öğrencim geliyor, onu motive edebilmek için bakıyoruz, ooo koçum ya bu ya benim yakışıklı öğrencim gelmiş falan. Bu tip şeylerle öğrenciyi kendinize bağlayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Hani dersin atıyorum belirli bir kısmı kemansa bu tip toparlayıcı motive etmek için kullandığın çocuğu yakıştırmalar, işte ona dizdiğin metiyeler de çok önemli. Kesinlikle. Bir şey yaptığı zaman karşılığını bulmalı. Sizin yanınızda mutlu olmalı. Tabii ki. O bir de uğraşla bulunduğu için. Evet, evet. Bir de şöyle bir durum söz konusu çalgı eğitiminde ben hep şey yapıyorum. Bu bir moda olduğunu düşünüyorum ben. Hani bunu da gerçekten belki şey kıyıyor ama ben çocuğumu keman kursuna gönderiyorum. 10 yıldır keman alıyor. İşte keman dersi alıyor. İşte 10 yıldır piyano çalıyor. Görüyoruz zaman zaman biz yaptığımız sınavlarda öğrenciler önümüze geliyor. İşte 5 yıldır kemana gidiyor. 5 yıldır ut icrası yaptı. Bakıyorsun çocuk bir ara gelmiş. Hiç 5 yıllık gibi değil. Yani burada şu var. Burada izleyenlere şunu söyleyebiliriz. Kesin yani ben kendi eğitimcilik rolümle ben üniversiteden beridir hep şey yaparım. Yaklaşık 20 yıldır hatta 25 yıldır ben hocalık yapıyorum bu anlamda. Evet. İşte ne bileyim serbest piyasada özel derslerle ne bileyim yine çeşitli ve milli eğitimde, sivil toplum kuruluşlarında, milli eğitimde öyle diyelim. Çocukları müzikle buluşturmak lazım hocam. Yani sen bir şey yapıyorsun onu bir, şimdi biz müziğin tarifinde şunu diyoruz. Diyoruz ki müzik insanların duygularını ve düşüncelerini anlatan bir sanat ama devamında diyoruz ki seslerle ve ritimlerle anlatıyor. Evet. İki tane temel unsur olduğunu ben önemsiyorum ve hep böyle benim elim kolum ayağım hiçbir şekilde durmaz. En bulduğum yakın zamanda masaya vururum bir ritim tutarım çocuğa hani. Evet. Eğer Türk müziğiyle ilgilendireceksem ki kendim bu anlamda böyle bir Batı müziği eğitimi aldım. Yine dünyanın ama Türk müziği eğitimi ortamında da doğdum konuda, bir anlamda. Bu konuda hani Türk müziği milliyetçisiyim denilebilir. Çocuklara bu yönde daha çok hani bilmiyor muyum? Tabii ki biliyoruz, ediyoruz. Tabii ki hoş görüyorum ama bilmeli. Dünya normlarında keman çalgısını çalıyorsa dünya normunda dünyanın nasıl çaldığını icra ettiğini bilmeli. Kemandaki ifade unsurlarını, yay tekniklerini, çalgıdaki kullanılan teknikleri, çeşitli pozisyonları bilmeli. Bunlarla bizim müziğimize daha neler katabilir, daha neler yapabilir bunu icra etmeli. Peki, ve balla keselim mi? Tabii ki. Şöyle, tabii ki. Şimdi bizi izleyenler bir yandan da merak sıkılıyorlar ediyor. Bence yok, kesinlikle sıkılmıyorlar. Çünkü ama çok önemli noktalar.
Ama şimdi biz seni özellikle halk müziği projelerinde hep önde görüyoruz. TRT'nin, Kültür Bakanlığı'nın bütün evet, halk müziği neredeyse var. Programlarında görüyoruz, etkinliklerinde, konserlerinde görüyoruz. Ve bizim o kültürümüzden gelen bir bozlak denilen bir şey var. Böyle Orta Anadolu'nun Anadolu, tam bağrının böyle yakarışı gibidir bu ezgiler. Şimdi Türkiye'de de kemanıyla bozluğa o nefesi verebilen ender insanlardan birisin. Seyircilerimizi o seslerle bir buluşturup devam edelim, olur ya, bir mu? Bozluk, ne yapalım, bir yol yani doğaçlama bir şey de olabilir. Doğaçlama olabilir Hasan Hocam, bir gol geldi buradan da. Eyvallah, biz biraz doğaçlamayı seviyoruz. Ton ne olsun, belki alttan küçük küçük dokunabilirim. Re olabilir. Re, tamam. Eyvallah, eyvallah. Sonuçta olsaydı bozuk. Eyvallah, Allah razı olsun. Şunu merak ediyorum, bu duyguya nasıl giriyorsun? Şimdi Hasan Hocam, ben yakın zamanda bir tez çalışması yaptım. Keman icrasında Elazığ Harput yöresine çalıştım. Evet. Şimdi bu bir haliyle Batı çalgısı diye biz biliyoruz. Batı çalgısı evet. Ama Türk müziğine adapte evet, olmuş. Evet, evet. Son 200-300 yıl. Evet, doğru. Böyle düşünüyorum. Ama belki başka şeyler de söz konusu. Belki de ıklığıyla, belki de hani bizim ata çalgımız biliyorsunuz. Evet. Onunla Avrupa'ya giderek belki de sistem değiştirmiş. Evet, evet. Yani belki hani, oradan gidip tekrar yani, bize evet, geldi. Oradan gidip tekrar bize gelmiştir. Yani hani işte Orta Asya'dan gelip bizim ata çalgılarımızı belki de oraya gitti geldi. Doğru. Hani tarih itibariyle kanıtlı, kayıtlı, net bir belgeli, şey yok. Net bir şey yok. Ama hani son dönemdeki kayıtlı belgelerle öyle diyelim 1400'lü işte yıllarda Antonio Stradivari diye bir aile tarafından son şekli kabullenmiş. O tarihlerde yine bizde de ıklı, rebap dizi üstünde çalınıyor. Evet. Ve ben son dönemdeki araştırmalarımda, tezimde 1800'lü yıllar itibariyle işte o Enderun'un dağılmasımızı, Kay Humayun'un saraydan dağılmasıyla oradaki müzisyenlerin doğuya gelip işte ne bileyim orada kemanilerin ciddi manada halk müziğinde kullanıyor olması. Evet. Halk kabul ediyor bu çalgıyı ve bu çalgıyı kullanmaya başlıyor. Yaygınlaşıyor. Evet, yaygınlaşıyor. Ve yörelerde hani az önce dediğin gibi mesela ben ne yaptım az önce, kısa ve kesik yaylarla hani öyle derler. Evet. Staccato. Detaşe yaylarla ne yaptım? Bir icra sergilemiş oldum. Buraya bu açıdan baktığımızda çeşitli bölgelerde bu ritim unsuruyla beraber birleşerek yayın değişik hallerinin kompozisyonu söz konusu. Evet. Bu kompozisyon da yöre unsurunu dışarı çıkartıyor. Yani işte atıyorum ben Elazığ yöresi üslubunda neyi buldum? Ritimle koordineli bir şekilde yayın çeşitli cümlelerde örtüştüğünü bir kompozisyon şeklinde çalınıyor ve bakıyorsunuz ortaya o yörenin kimliği çıkıyor. İcra tavrı çıkıyor. Yani zaten şunu biliyoruz biz, yani ben kendi kanımca üslup bir bölgeyi temsil eden bir evet. şey. Yani duyduğunuz zaman diyorsun ki mesela bu Kerkük. Kerkük. İşte bu Urfa kokuyor. Aa bak Elazığ.
meşk usulü bir... İşte Orta Anadolu. Evet, Orta Anadolu diyorsun. İşte ne bileyim Karadeniz diyorsun. İşte ne kadar kültür, bunların hepsi... Tabii. Zenginlik kültür. Tabii. Hani mesela ben hep şey yaparım, öğrencilerime hep böyle bunu anlatırım. Çok dağılıyoruz ama dağılalım. Hiç hani, sıkıntı yok. Dağılalım, şöyle dağılalım. Konuşacak çok şey var. Çünkü bizler kültürün temsilcisiyiz. Evet. Kültür taşıyıcısıyız. Hem öğretmen kimliğimiz var, hem sanatçı kimliğimiz var. Bu kimliğimiz de kültürü nesilden nesile aktaran insanlarız. Tabii. Ve bunlar kayıtlı, belgeli kalıyor. Yanlış bir şey söylemiyoruz. Yok, burada. Yok, kesinlikle. Ertuğrul Hocam, şu da açığa çıkmıyor mu aslında? Hep söylüyoruz ama bizim kültürel sınırlarımız aslında fiziki sınırlarımızın çok çok Hayır. ötesinde değil mi? Hayır. Yani Kerkük mesela bizim sınırlarımızda değil ama Kerkük türküsü çalıyoruz. Evet, bakıyoruz birçok eserin ritmik olarak değişmiş. Atıyorum bizim burada dört dörtlük okunuyor. Orada bakıyorsunuz curcuna usulünde okunuyor eser. Sözlerde küçük değişiklikler var. Ya sonuçta aynısı, tabii ki. Bir hal alıyor. Biz çeşitli zamanlarda yurt dışına konserlere gidiyoruz. Evet. Bakın diyorsun bu ezgi ya tanıdık geliyor bir yerden. Yani söz unsuru tanıdık geliyor. İşte kaleden kaleye şahin uçurdum. Eskiden evet. Osmanlı ben hep öğrencilerime anlatırım. Bakın arkadaşlar şu haritayı görüyorum. Hep böyle bir siyasi harita. Bir de dersimi bir zamanda götürürüm bir haritayı. Bakın Osmanlı Devleti'nin sınırlarını görüyor musunuz? Evet. Biz burada Lübnan, işte ne bileyim Kerkük, Musul, aşağı in, Mısır, Irak, İran. Hemen hemen Akdeniz bir Türk gölü halinde ve evet. bu coğrafyanın içerisinde bizim ezgilerimiz, bizim kültürümüz söz konusu. Olay yine küçükten fazla dağıtmayalım. Evet. Bakıyorsunuz ki yurt dışına mesela biz konsere gidiyoruz. Bir İskoç hani etek giyini var. Öğrencilere hep böyle ben şey yerden garip yerlerden örnekler veririm ki aklında kalsın diye. Evet. İşte ne bileyim bir İngilizler, Fransız, şudur budur neyse. Eski bir toplumlar değil mi bunlar sonuç itibariyle? Tabii. Bakıyorsun bir tane geleneksel kıyafeti var Hasan Hocam. Evet. Bir tane geleneksel kıyafeti var. Arkadaş Türkiye çok topraklarının, güzel. Anadolu topraklarının içerisine geliyorsun bakıyorsun. Karadeniz'de farklı bir şey giyiniyor. Rize'de kıyafet. Başka, Trabzon'da başka belki. Hayır, yani. Evet. Orta Anadolu'da farklı. Çünkü biz halk oyunları yarışmaları çok gençliğimizde, genciz ama falan. Hani çok yarışmalara gittik. Görüyorsun ya Orta Anadolu'da bakıyor kızlar farklı giyiniyor. Arkadaş bizim yöremizde farklı giyiniyor. İzmir'de farklı giyiniyor. Evet. Hani yazda bir bakıyorsun Trakya'da İzmir'de başka. Şort gibi adamın şeyi var. Şalların efelerin. Altı, efelerin. Uzun şeyi var. Körüklü çizmeleri var. Ne işçilikler var bunun içerisinde tabii. söz konusu. Ve o yörenin gereğini de bir tabii anlamda. Ki. Kültürel tabii. anlamda da bu. Bakıyorsunuz yansıyor. Yemeğine yansıyor, şuyuna yansıyor. Müziğine yansıyor. Diline yansıyor. Ne bileyim çeşitli sayabileceğimiz kültürel unsurların, hı-hı. kültürün öğesi olan unsurların tamamına yansımış bir durum söz konusu burada. O yüzden ülkemiz zengin. Kesinlikle. Ha gelelim küçültelim kemana da. Keman da çeşitli bölgelerde çeşitli şekillerde icra durumu söz konusu. O mesela kültürü bir seslendirme imkanı tanımış. Elazığ'da farklı bir şekilde çeşitli çarpmalar var işte. Üçlü çarpmalar, dörtlü çarpmalar kullanılıyor. İşte ne bileyim klarnet çalgısı var o da mesela. Mızıkay Humayun Dağılmış. Elazığ'da klarnetin ne işi var? Evet. Değil mi? Sol klarnet icrası. Bizde ne var işte çığırtma denilen kartal kanadından böyle yapılan bir çalgı. Hı hı. Düğünlerde tercih ediliyor. Zurnan sesi, tibi sesi var. Hı hı. İşte ne bileyim klarnetin ne işi var? Mesela biz, öyle bir durum söz konusu. Nereden gelmişsiniz? Ben evet ilkokul, ortaokulda okuyorum. Tabii biz icracılığımız var. Ben derneklerden yetiştim. Benimle beraber birçok arkadaşım Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağıldı. Ben müzik öğretmeni oldum. Bir arkadaşımız vali oldu. Bir arkadaşımız işte ne bileyim bir yerde genel müdür oldu. Ama iyi ki siz ama müzisyen oldunuz. Ne bileyim hani bize de o denk geldi. Biz tabii icracıydık. O şekilde daha çok yön verildi. Bakıyorsunuz ülke sınırlarında çeşitli yerlerde enstrüman soruya geleceğim ya kafa dağıldı bir anda. Bu şekilde icra edilebiliyor. İşte Balkanlarda keman icrasında farklı bir yöntem metot uygulanıyor. İşte teknik anlamda. Orta Anadolu'da farklı, Doğu Anadolu'da farklı. Aşağı evet. iniyorsun baraklarda mesela farklı bir... Birazdan barak dinleyeceğiz ama hemen barak dinlemeden önce böyle bizim halk müziğindeki bazı temalar vardır. Mesela turna teması vardır, ne bileyim dağ teması vardır, evet. bülbül teması vardır vesaire. Şimdi o dağ temasının içerisine bir girelim yine böyle bir hasret kokan
özlem kokan bir eser var. Evet. Bunu hem çalıp hem... Evet. Güzel bir Kayseri türküsü bu. Dillendirme yapalım inşallah. Evet. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Nasıl bir of ki bu? Neler yüklüyor ki buna? Ne içinde ne yaşamış ki? Ulaşılmazlık var. Bu hep böyle doğuda böyle var. Ulaşılmazlık var. Biliyorsunuz bir kar tabii eskiden de 6 ay, 7 ay veya işte ne bileyim bazı yerlerde doğru evet. 3 ay, 4 ay, tabii. 6 ay kar var. Ulaşılmazlık söz konusu. Posta insanlar günü. Evet, insanlar sevdiklerini sağlık unsurları durumunda kaybediyorlar. Tabii. Bir bakıyorsun hani ulaşılmazlık olunca göremiyor, göremiyor edemiyor. İyi. Ve bunlar hep türkülere yansıyor, evet. Sözlere yansıyor. Ben hep bu konuda şey derim, müzik bir araç diye hep ben düşünüyorum. Yani asıl olan aslında söz. Söz. Asıl olan aslında edebiyat, şiir. Yani anlatılmak istenen mevzu ne? Burada diyor ki bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü benim canım sıkılır sıkılır diyor ama ellerin mektubu gelmiş okunur diyor. Ama benim yüreğime diyor hançer sokulur. O zaman bunu bir dinleyelim. Tamam, tamam olur hocam. Güzel bir Hüseyin'i bir şey yapalım doyuralım. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman. Bugün posta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman aman. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime hançer sokulur. Sokulur aman aman. Benim yüreğime hançer sokulur. Sokulur aman aman aman. Şu karşıki dağda bir top kar yedi. Şu karşıki dağda bir top kar yedi.
Yağmur yağdı tılgıt tılgıt eridim. Eridim aman aman aman. Yağmur yağdı tılgıt tılgıt eridim. Eridim aman aman aman. Evvel yarın sevdiceğim benim. Evvel yarın sevdiceğim benim. Şimdi uzaklardan bakan el oldu, el oldu aman aman. Şimdi uzaklardan bakan el oldu, ben oldum aman. Şarkı söylemek, türkü söylemek zor hocam. Eyvallah, ağzına sağlık, gönlüne bereket. Heyecanlanıyoruz insan. Yani tabii şimdi sen işin tam duygusunda, ben aldım o elektriği, girdiğini gördüm. girince daha bir lezzetli oluyor. Tabii bu türkü belki 200 senelik bir türkü. Belki 150 senelik bir türkü ama. Ne kadar güzel yaşanmışlar, yaşanmışlıkların üzerine. Sözler her şeyi net bir şekilde anlatıyor. Ya bir şey gibi, 100 yıl, 200 yıllık bir binanın önünde durursunuz ve dokunursunuz ona. Değil mi, hissediyorsunuz? Bu hangi usta yapmışsa bir anlamda aslında ona dokunuyormuş gibi dokunursunuz. Tabii, şimdi kendini. Bu duygunun içerisine girince de bunu yazan kişi kimse, Allah rahmet eylesin diyelim. Onun duygusunu burada yaşatmış olduk bir anlamda. Evet. Tabii duygudan duyguya geçiş süreci de çok kolay olmuyor. Şimdi yoğun bir duyguyla, müzisyenler şöyle bir zorluğu var aslında, özellikle icracıların. Çok yoğun bir duyguyla giriyorsunuz, işinizi icra ediyorsunuz ve sonra hiçbir şey olmamış gibi bir şey yapamıyorsunuz. Bir geçiş süreci gerekiyor. Şimdi ben o geçiş sürecini yapmış olayım o zaman şimdi. Evet, şimdi günümüze dönersek yine kültürel olarak bizim ülkemiz çok zengin bir ülke. Az önce de bahsettiğimiz evet. gibi birçok alanda varız aslında. Yani müzikal anlamda büyük bir mozaik içerisindeyiz. Kendi alanımız olduğu için söylüyorum. Her kültür, her yöre kendi seslerini üretmiş. Tabii. Küçücük bir mesela sipsi çalgısı çok enteresan bir örnektir. Bir kalem kadardı, şu kadarcık çalgı. Ama yani bunu adam kamışı öyle bir işlemiş ki ondan enteresan bir ses üretmiş ve o ses oradaki horozların sesi aslında yani. Evet. Ya da kuşların sesi, neyse. Her yöre bu tip sesler üretmiş. Bu açıdan da çok kaderli olduğumuzu düşünüyorum. Çok mutlu olmamız gereken bir şey diye düşünüyorum. Ne dersin? Bu çeşitlilik evet, bağlamında. Evet, çeşitli toplumlar yaşamış bu hususta ülkemizde, Anadolu coğrafyasında özellikle. Ben yine tezimde de burada bahsetmek isterim. Orada da yine konu aldık. Malazgirt Zaferi. Hı hı. Bunu hepimiz biliyoruz. 1071 Türklerin Anadolu'ya ayak bastığı ilk zaman. Evet. İşte Malazgirt Ovası'nda biliyoruz tarihi olayı. Şimdi oralarda bir yaşanmışlık durumu söz konusu. Öyle değil mi? Bu coğrafya. Evet. Türkler bu zaferin de zaten yıl dönümü evet, sürecindeyiz. Evet, evet. Bu aralar oradayız. Oradan şimdi esinlenerek konuya girmek istedim. Evet. Araştırma yaparken hani kemanın tarihini araştıracağım. Bir nebze kültürel o anlamda coğrafi bilgisini söz etmek zorundasınız. Tabii. Bakıyorsunuz bir yerde şuna denk geldim. Diyor ki 1071 yılında eğer diyor burada diyor şey varsa Elazığ Harput yöresinde bundan önce de yaşanmışlıklar söz konusu. Tabii. Mesela hep İstanbul kültürü diyoruz. İstanbul'daki musikiden bahsediyoruz. Şudur budur, öyle değil mi? Böyle hep bahsediyoruz. Evet. Diyor 1071'de diyor biz yoktuk diyor orada. Anlatabiliyor muyum?
Eğer diyor ki bir kim Profesör Doktor Türker Eroğlu'nun bir makalesinde okudum bunu. Ben de oradan alıntı yaptım, tezimde kullanıyorum. Sağ olsun hocamın da ellerinden öpüyorum buradan. Selam olsun. Diyor ki eğer diyor İstanbul'daki musikinin temelleri aranacaksa diyor ilk önce Anadolu coğrafyasına gelir. Eyvallah. Hani hep diyoruz ya İstanbul musikisi, İstanbul musikisi. Hayır. Halkın dilinden olan bir musiki söz konusu ki ben kişisel kanaatim yine büyüklerimiz ve bu camiadan olan insanlar asıl olan şey hep diyoruz ya söz. Peygamber Efendimiz zamanında müzik yasak ve değil aslında. Değil aslında. Ya o yörenin tekkelerde, kendi tekkelerde gizli gizli zikirlerle Peygamberimiz zamanında değildi. Belki daha, sonraki süreçte. Daha sonrasında. Doğru söylüyorsunuz. Özür dilerim. Yanlış bilgi vermeyelim. Gizli tek dergah ortamlarında zikirlerle zikirler söyleniyor. Daha sonra bizim bendir çalgısının içerisine ney çalgısı ekleniyor. İşte ne bileyim çeşitli enstrümanlar ekleniyor. Dini musiki. Dini musiki daha sonradan sanata dönüşüyor halkın içerisinde. İşte evet. Halk ezgileri, halkın dilinden olan şeyler. Musikinin aslında temellerini de aramak gerekirse dini musikiye birazcık daha aslında gidip girmek lazım. Bu işi birazcık araştırmak lazım. Sağ olsun araştıran hocalarımız var. Evet. Bu konuda gidiyoruz. Şimdi mesela, birazdan o örneklerden bir tanesini de seslendireceğiz. Evet, evet. Olur, olur. Hocam senden ilk önce dinleyelim ondan sonra. Beraber söyleyelim. Evet, olur, olur. Şimdi bir gün Ubeydullah Hoca'yı tanıdınız değil mi? Sezikli. Doçent, doktor İstanbul Üniversitesi'nde. Yanlış bilmiyorsam İstanbul evet. Üniversitesi'nde. Profesör olacak inşallah. İnşallah. Birçok da derlemesi var. Binin üzerinde özellikle Balkan ilahileri evet, üzerinde. Binin üzerinde ilahi derlemesi var. Onunla biz Çorum'dan tanışırız. Hı hı. Konuyu dağıttı. Mesela Balkan ilahileri üzerinde çalışmış birisidir. Evet. Oradaki dini musiki unsurlarını araştırmış. Hani sadece Anadolu diyoruz ama işte Balkanlarda da bu yapı var ama İstanbul'a doğru bir hani ana olan Anadolu'yken bir anlamda ana olan İstanbul olmaya başlamış. Niye? Merkezi otoritenin evet. oraya yerleşmesiyle birlikte evet. ve işte sarayın bu işi bir anlamda daha profesyonelce yapıyor olmasıyla vesaire. Ama biz bence o dergahlardan çıkan bu Elazığ yöresine ait değil midir Şem'ayenan pervaneler? Evet, Kadirlerin söylediği bir ilahi. İlahidir. Evet. Bunu bir seslendirelim mi beraber? Olur hocam. Olur. Beraber seslendirelim. Elimizden geldiğince, gönlümüzden evet. geldiğince. Thank you.
Şehzade, gel sen de yat, yaş yerinde dökelim kan. Hak cemali isteye can, gelin beraber yana. Hak cemali isteye can, gelin beraber yana. Tarihlerin kıtmiriye, alimlerin ben ümmiyem, sadık baki harputiye. Eyvallah. Çok güzel İnsanın oldu. İnsanın duygusu da içerisinde kalmış. Nasıl bir yanmaysa tabii ki bu yanma da... En sonunda da mahlasını... Evet. Sadık Baki Harputi. Tabii bu yanma süreçleri bütün dünya nimetlerinden sıyrılıp sadece Allah'a kendini adamak. Belki nefsin o bizi oyaladığı bütün her şeyden arınarak makam, mevki, şöhret... İşte aklımıza ne geliyorsa her şeyden arınarak Allah'a adanma süreci. Gelin beraber yanalım, beraber doğru. Hani bu yanmaktan kasıt kötü bir şey değil yani. Evet. İnşallah zaten diyor ya, tarihlerin kıtmiriyem, alim değil ben ümmiyem. Hani bir şeyim yok, iddiam yok ama bir ateş buldum yani, yanacağım bir nokta var. Bu güzel bir şey. Gelin beraber tadalım bu duyguyu demek istemiş. Allah razı olsun. Ertuğrul Hocam, vaktimiz azalıyor. Ama ben... Ne kadar zaman hocam? Şöyle 10-15 dakikamız diyecek ama 10 dakikamız falan var. Öyle mi? Bu 10 dakikada da şöyle yapalım. Bir de Kıbrıs'a gidelim mi? Olur tabii. Olur mu? Hani dedik ya, sınırlarımızın bir tık dışı. Ben şöyle tanımlıyorum şimdi seslendireceğimiz eseri, türküyü. En genç türkülerden bir tanesi bu. Böyle Kıbrıs olayları zamanında İngilizler Arap Ali isimli bir Türk işçiyi bu şekilde öldürüyorlar maalesef. Ve Magusa Limanı'nda çalışan bir işçiyi İngiliz askerleri öldürüyor. Bu türküde işte düşünürsek eğer belki 60 yıllık falan bir mazisi olan bir türkü. Türküler hep yaşanmışlık üzerine yazılmış. Bu da yine maalesef genelde de acılar üzerine yazılmış. Bu türküde o acı hikayelerden bir tanesi, o Arap Ali'nin, o Ali'nin belki dik duruşunu anlatan ve bir anlamda şehadetini de anlatan bir eser. Evet. Magusa Limanı. Ama Magusa Limanı türküsünün bir de böyle bir şehit bir öğretmenimiz vardı bizim, Aybüke. Evet. Onun sesiyle de özdeşleşti bu türkü aslında. Ona ve tüm şehitlerimize, özellikle ikimiz de öğretmen olduğumuz için canını feda etmiş tüm öğretmenlerimize de rahmet dileyelim. Tüm şehitlerimiz başta olmak üzere. Rabbim, Magusa Limanı, amin. Seslendirelim beraber inşallah. Evet. Thank you.
limanı. Limandır liman, aman aman. Magusa limanı. Limandır liman. Seni öldüren de yoktur din iman. Beni öldüren de yoktur din iman. Uyan Ali, uyan uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan Ali, uyan uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu. Basa basa aman aman, iskeleden çıktı. Yan basa basa, Magusa'ya vardım. Kan kusa kusa, Magusa'ya vardım, kan kusa kusa. Uyan Ali'm, uyan uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasıyla dayanmaz oldum. Senin eline sağlık, sesine sağlık. Allah razı olsun. Kıbrıs'a da gitmiş olduk. İzleyicilerimiz evet, oradan da dinliyorlar, öyle değil mi? Mutlaka. Şimdi bu yayın tabii ki YouTube'da yayınlanıyor ama TDB Medya'nın Instagram hesabında da hemen akşamında yayınlanmaya başlıyor. Dünyanın her tarafından izleyicilerimiz oluyor ve inşallah uzun yıllarca da izleniyor olacak. Büyük, büyük bir kültür hizmeti. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Aklımda bir barak beni, havası kaldı beni, ama bilmiyorum. Beni konuk ettiniz. Birkaç dakikamız var. Bir barak sıkıştırsak mı, sıkıştırmasak mı bilemedim şimdi. Siz bilirsiniz hocam. Dilerseniz bir dahaki geldiğimizde de olabilir. Olur tabii ki. Bu sözü de almış olalım. Bu sözü de almış olalım. Son olarak o zaman bizim izleyicilerimize ne söylemek istersin? Bir not düşmüş olalım. Şöyle diyelim. İlk önce TDV Medya, değil mi açılımı? Evet. Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet Medya, Vakfı Birimi. Medya Birimi. Yöneticilerine, çalışanlarına, buradaki arkadaşlarımıza çok teşekkür edelim. Çünkü bunlar buradaki biz 50 dakikalık ya da 1 saatlik bir program dilimi yapıyoruz ama bunun ön çalışması, arkada çalışan arkadaşlarımızın büyük bir emeği var.
böyle diyelim, yöneticilere teşekkürler edelim. Büyük bir kültür hizmeti yapılıyor burada. Bu kültür hizmeti dediğimiz gibi, nasıl ki bir kültürün taşıyıcılarıysak medyada, sosyal medyada bunların hepsi de bilinçli olarak tüketilmeli. Bu anlamda herkese çok teşekkür edelim. Bu tip programları izleyicilerimiz izlesinler, arkadaşlarına, çevrelerine yaysınlar ki hem gençlerimize, hem çocuklarımıza, hem geleceğimize bir küçük bir nebze katkılar sunmuş olalım, böyle diyelim. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Vakit ayırdın. Ve o güzel namelerle, o güzel sesinle, o güzel derinliğinle, o güzel gönlünle şeref verdin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim, bu hafta çok değerli dostum, arkadaşım, hocam Ertuğrul Coşkun'u, ülkemizin önemli değerlerinden keman sanatçısı Ertuğrul Coşkun'u ağırladık. Güzel şeyler öğrendik, güzel bakış açıları öğrendik. Kültürümüze biraz derinlemesine inme fırsatı bulduk ve inşallah size de faydalı olmuşuzdur diye düşünüyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.